hava açma orada. Ben altıdayım. Ben Kemal'ın söylediklerini yapacağız. Bunu koy yerine bundan. Allah sana Allah sana Allah. Ben Cevat Nal'dan Erzincan'ın yerlisiyim. Bu dedem este bize. Dedem takallide ölmüş. Ben 55 doğumluyum. Babamdan ürgendik. Ondan belli de devam ediyoruz. Dedem meşhur savaşlardan Tursun Nal'dan 50'de ölmüş. Ondan sonra babam Celal Nal'dan ve benden sonra da daha bizim çocuklardan da bu işi yapacak kimse yok. Bize de ne Allah ömür vermişse işte o. Zaten oturduğumuz yerden daha kalkamıyor. Bu meslekte 50 seneden fazla. İlkokul 4. sınıftaydım, dükkana girdim. 5. sınıftan sonra okumadım. O sene bu sene 64'ten beri işte bu işe devam. At malzemesi, at eğeri, at çuluğu, hazır alıp sattığımız palan var. Semer tamiri yapıyor. Semerci kalmadı. Palancı hiç yok. İşte bu at malzemesi üzerine ilk en son biz kaldık işte. Bu başlıklar kendim alatım. O demin makinede diktiğim çul kendim alatım. Eğerleri hazır alıp satıyor. O hamut dediğimiz şeyleri hazır alıp satıyor. O da her memlekette ya bir tane kaldı ya iki tane kaldı. Yani Tokat'ta bugün 60-70 tane saraç vardı. Bir tek bir adam kalmış. Başka da kimse yok. Erzurum'da 2-3 tane var. Onlar da hazıra tökmüş. Oh, bu meslek bizi doyurmaz ki çırak da gelsin ileride ekmek yesin. Zamanında çok havaslı bir meslekti. İş önümüzü aldığımız zaman havasından yapardık. Sarı onları işiyle üşe döşeme düzdüğümüz zaman bu pulu buraya koysam daha güzel, bu pulu buraya koysam daha güzel ama şimdi işten de anlayan kimse kalmadı ki. Eskilerden yani işi bilen kimse yok. Son demi daha başka bir şey kalmadı. Teknolojiye dayanacak gücümüz yok. O pat patlar çıktı, millet köylü at arabasından vazgeçti. Ondan işini göreyim. İşte 2 tane, 4 tane sağda solda Gümüşhane'den geldiler bazı. Semer memer oradan oluyor. Başka da kimse yok. Gümüşhane'de zaten hiç yok. Çevrecilerden de geliyorlar.